akşamlar sevgili seyirciler. Kanal V kanallarına hoş geldiniz. Spor Aktif'te her hafta olduğu gibi bugün de sizlerle birlikteyiz. Evet, Antalyaspor Süper Lig'in ilk yarısını bitirdi. 26 puanla tamamladı. Konyaspor deplasmanından da 0-0 beraberlikle ayrıldı ve yenilmezlik serisine devam etti. Diğer taraftan da Antalya'da geçtiğimiz hafta, Antalyaspor camiasında geçtiğimiz haftada tabii çok bir ayrılık yaşandı. Öztürk ailesi Antalyaspor'u bıraktı. Daha doğrusu istifa ettiler. Bugün de konuğumuz Antalyaspor Kulübü Derneği ve Vakfı Başkanı Sayın Mustafa Yılmaz olacak. Biraz sonra Sayın Yılmaz'la da bağlantı gerçekleştireceğiz ve bugüne kadar gelinen süreci ve bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Merak edilen tabii camiada taraftarların da merak ettiği sorular var. Onları da kendilerine yönelteceğiz. Evet, bağlantı hazırsa arkadaşlar, Mustafa Bey'i bekletmeyelim. Hem İlhami Hocam'a hem Erdal abiye iyi akşamlar dileyerek Mustafa Başkan'a da iyi akşamlar dileyelim. İyi akşamlar Başkanım, nasılsınız? İyi akşamlar İhsan Beyciğim, teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar olmasını diliyorum. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler, bizler de iyiyiz, sağ olun. Öncelikle bizleri kırmadınız. Ve bu yoğunluğunuzda hem iş yoğunluğu hem Antalyaspor yoğunluğunda programa katılmayı kabul ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Estağfurullah. Antalyaspor deyince boynumuz kıldan ince her zaman. Sağ olun. Çok Mustafa teşekkür ederim. Mustafa hoş geldin. Seni ekranlarda görmek, programda görmek çok büyük keyif. Teşekkür ediyorum katıldığın için. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Sevgili Mustafa Başkan, ben de gerçekten teşekkür ediyorum. Bu yoğunlukta bize zaman ayırdınız. Kanal ve izleyicilerle sizi buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz biz de. Tekrar hoş geldiniz. Estağfurullah. Sizlerle olmak güzel. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı bir program olmasını diliyorum. İnşallah. Çok teşekkürler başkanım. Yoğunluğunuz var. Sizi de çok fazla tutmak istemiyoruz ama merak edilen tabii sorular var, konular var. İsterseniz süreci değerlendirmenizi istesem, bir değerlendirme istesem sizden, bir değerlendirmeyle başlasak. Tabii, isterseniz ben öncelikle 19 Ocak'taki istifadan bugüne kadar olan süreci kısaca bir özetlemek isterim. Buyurun. Uygun görürseniz. Buyurun. Şimdi hem Antalya için hem bizler için Fikret Öztürk'ün, Antalyaspor Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanımız Fikret Öztürk'ün, Antalyaspor AŞ Başkanımız Şafak Öztürk'ün ani bir kararla istifa etmeleri tabii bizleri ziyadesiyle üzdü. Bütün Antalya camiasını üzdü. Şimdi kendileriyle ilgili bunu ilk duyduğum anda hemen Fikret Bey'le bir görüşme yaptım. Bu istifanın olmamasıyla ilgili veya biraz da en azından sezon sonuna kadar beklememiz gerektiğiyle alakalı telkinde bulunmaya çalıştım. Ama kendilerini gayet kararlı şekilde görünce zorlamamın çok doğru olmadığını düşündüm. Kaldı ki şu var, istifa tek taraflı bir müessesedir. Buna bizim sadece kararlarına saygı göstermemiz gerekiyordu. Tabii Antalyaspor Derneği, Antalyaspor Vakfı Başkanı olarak beni ilgilendiren en önemli konu da şuydu. İstifanın gerekçesinden ziyade Antalyaspor'u devraldıkları zamandaki Antalyaspor'umuzun sportif başarısıyla, sportif konumuyla bugünkü olan konumu. Tekrar maddesel açıdan, ekonomik açıdan Antalyaspor'u devraldığı günden bugün devrederkenki konumu. Tabii bunlarla alakalı eksiği bir durum olmadığı gibi gerek sportif açıdan gerekse ekonomik açıdan daha iyi bir yerde olduğu için bizlere artık bu kadar görev yapmış aileyi daha fazla eleştirmek yerine onları inşallah Perşembe günü veya Cuma günü de kulübümüzde hem Fikret Öztürk'e hem de Ali Şafak Öztürk'e şimdiye kadarki yapmış oldukları, Antalyaspor'a göstermiş oldukları hizmetleri için, kazanımları için birer plaket vererek şehrimizden uğurlamayı düşünüyoruz. Ben kendilerine bir Antalya sporlu olarak, derneğin ve vakfın başkanı olarak teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de yine Antalya'ya yakışır, yeni vizyonlara ulaşacağımız,
Tabii önümüzde çok az bir zaman da kaldı. Sanırım 15 günümüz kaldı 9 Şubat'a kadar. İyi bir başkan ve yönetim kuruluyla yolumuza ilerlemek istiyoruz. Bütün gayretim, bütün arzum şu anda tamamen bununla alakalı. Ben bir de Antalya'da eski bir söylemi dili değiştirmeye gayret ediyorum farkındaysanız son zamanlardaki söylemlerimle. Artık hep beraber Antalya Spor, Antalya'nın en büyük markasıdır. Bunun etrafında hep beraber birleşmemiz lazım. Artık eski kötü söylemlerden, belki sivri dillerden uzaklaşarak dilimizi törpülememiz lazım. Eski düşüncelerimizi atmamız lazım. Hep beraber bu takıma sahip çıkmamız lazım. Uzlaştırıcı olmamız lazım. Birleştirici olmamız lazım. Geçmişte yaşanan kırılganlıklar varsa da bunları geçmişte bırakmalıyız. Doğru bir şekilde yolumuza hep beraber Antalya Spor'un, sadece Antalya Spor'un menfaatleri için el ele, kol kola, gönül gönüle olarak bu hep beraber ortaklaşa en güzel bir şekilde Antalya'ya yakışır şekilde beraberce bu kurulu oluşturma gayreti içinde olmalıyız diye düşünüyorum. Şu andaki bütün gayretim bunun üzerine İhsan Beyciğim. Evet, yani Mustafa'cığım ben hemen bir istersen İhsan Mustafa'nın bu konuşmalarının üzerine bir şeyler sormak istiyorum. Tabii. Mustafa'cığım bir kez daha teşekkür ediyorum. Çünkü senin de dediğin gibi Antalya Spor Antalya'nın en önemli markası. Bizim kıymetimiz, değerimiz. Bir kere daha kutluyorum. Bu zor dönemde Antalya Spor'u kucaklaman, Antalya Spor'a destek vermen ve onun için çabalamanı da yürekten kutluyorum. Tabii sana da yakışan o. Sen Antalya çocuğusun. Antalya'nın her derdini, her sıkıntısını her zaman koşan bir insansın. Ve Antalya Spor'u ne kadar sevdiğini de yıllardır ben gayet iyi biliyorum. Şimdi tabii kamuoyunda Öztürk ailesiyle ilgili hepimizin şaşkına döndüğü, senin de az önce söylediğin çok ani bir istifa oldu. Bu ani istifa çünkü bundan birkaç ay önce Ersun Hoca'nın Antalya Spor'a gelişiyle ilgili Ali Şafak'ın verdiği demeçleri bugün gibi hatırlıyoruz. 3,5 yıllık bir anlaşma yapıldı ve bir proje üzerine Antalya Spor'un hareket ettiği Ersun Hoca'yla beyan edildi. Tabii bunun üzerine aslında işin doğrusu alınan bu karar özel bir durumda olabilir. Bu bizi hiç ilgilendirmiyor. Bizi senin az önce söylediğin gibi Antalya Spor'un menfaati, Antalya Spor'un geleceği, bekası ilgilendiriyor. Bu pencereden bakmamız lazım. Ve bu pencereden bakarken de senden ricam, Antalya Spor'un az önce söylediğin gibi maddesel anlamda Öztürk ailesi anlattıkları, beyanlarında gösterdikleri kadarıyla çok önemli bir bağışta bulunuyorlar. Çok önemli bir destek vererek Antalya Spor'dan ayrılıyorlar. Bugün Türk futbol tarihinde çok az görülmüş veya görülmemiş bir destek. Görülmemiş diyebiliriz aslında. Katılıyorum. Bu anlamda senin de dediğin gibi aileyi yıpratmak veya ailenin arkasından bir şeyler söylemek yerine onun özelleriyle, kendileriyle baş başa bırakıp onu biz Antalya Spor'u ne şekilde onlardan devre aldığımıza bakmamız gerekiyor. Senden ricam, seyircilerimiz de merak ediyor. Maddesel durumu birazcık üst şey olarak açıklayabilirsen çok sevinirim. Çünkü sen olayların içindesin. Olayların hep başından beri içindesin. İnsanlar bunu biraz merak ediyor. Ailenin de bu anlamda en azından yaptıkları bu katkıyı biraz insanların öğrenmesi adına bunu biraz açarsak çok sevinirim. Tabii ki. Memnuniyetle. Şimdi Erdal abi sizin de bildiğiniz gibi ben Antalya Spor Vakfı ve Antalya Spor Derneği'nde ikinci başkan görevini ifade ediyordum. Tabii Fikret abinin genelde Antalya dışında bulunması dolayısıyla bu iki dernek ve vakıfta da neredeyse bütün sorumluluk üzerimdeydi. Dernek ve vakıfla alakalı bütün konuların tamamına vakıfım. Tabii Ayşe ile ilgili olan bir konudur aslında sizin sormuş olduğunuz soru. Doğru. Ama doğru. Ben de tabii Anonim şirketinde %96 hissedarı olan dernek ve vakfın başkanı olarak bu sorulara yanıt vermem gerektiğini biliyorum. Şimdi en büyük borç 90 kusur milyon lira olan avro borcu. Bu borç tamamen Fikret Bey'in şahsi kredisiyle kullanılmış ve bunları Fikret Bey
kendisi günü geldikçe ödemeyi taahhüt etmiştir ve bunları ödemesiyle alakalı hiçbir Antalyalı'nın en küçük bir tereddütünün olmamasını buradan ekranların aracıyla da bütün kamuoyunun takdirine sunmak istiyorum. Onun dışında gerek TL ile ilgili, gerek bugün transfer engeline takılan 4 milyon 500 bin avro ile alakalı ilgili olan konuyla ilgili toplam 8 milyon avroya yakın, sanırım 7 milyon 700 bin avro civarında toplam bunlarla birlikte bir borç var. Yani bu borç Süper Lig'de kulüplerin içerisine bakıldığı zaman neredeyse yok gibi bir borçtur. Bugün Süper Lig kulüplerinin içerisinde yani iddialı söylemek istemiyorum çünkü diğer spor kulüplerinin bilançolarına sahip değilim. Ama genelde bildiğim kadarıyla en iyi ekonomik ekonomisi olan kulüp olmasa bile ekonomisi en iyi olan kulüplerden bir tanesi. Bugün itibariyle Antalya Spor. Tabii sezon sonuna kadar da ödenmesi gereken 70-80 milyon lira civarında yine ödenmesi gereken bir meblağ borcumuz oluşur. Tabii bunun da sizin de iyi bildiğiniz gibi performansımıza göre kazanacağımız puanlara göre hak etmemiz gereken bir meblağlar var. Bunlarla birlikte tamamıyla bakıldığı zaman bir Süper Lig'de kulüplerin içerisinde belki de en zahmetsiz şekilde yönetilen bir kulüp haline geldi bugün itibariyle Antalya Spor. Çok teşekkür ederim Mustafa Hocam. Sorunuz verebildi mi bilmiyorum. Son derece güzel bir yanıt oldu. Hem kamuoyu, Antalya Spor camiası da merak ettiği bu sorunun cevabını aldı. Öztürk ailesinin yaklaşık 90 milyon euroluk özellikle Fikret Bey'in kefil olduğu borcu üstlendiğini, Beyder Bey de zamanı geldikçe bu borcu ödeyeceğini, Antalya Spor'un da şu anda 9 milyon euro civarında borcu biraz da bu dediğim gibi katılıyorum. 7 milyon 700 bin. Tekrar düzeltmiş olayım abi. Biraz önce söylerken umarım hata yapmamışımdır. Transfer engeline takan 4,5 milyon avro ile birlikte maksimum 8 milyon avro civarında borcumuz var. Bu da şu anda Türkiye'de borçlarımız hariç. Borçlu sayılacak bir kulüp demektir. Değil. Siz de takdir edersiniz ki değil. Kesinlikle. Sevgili Mustafa Başkan, çok önemli bir açıklama yaptınız. Arda'ya da teşekkür ediyorum. Herkesin gerçekten bugün çok sıklıkla sorduğu, acaba yarın geçmişte olduğu gibi hoşa gitmeyen bir takım şeylerde karşımıza tekrar bunlar gelir mi sorularına bireysel cevap vermeye çalışıyorduk. Ama birinci ağızdan bunu sizden duymak gerçekten çok önemliydi. Teşekkür ederiz. Yani size anlatmaya gerek yok. Siz Antalya halkının karşısına, Antalya Ticaret Sanayi Odası'nda, Antalya Belediyesi'nde, yerel yönetimlerde, genel yönetimlerde gerçekten bir yeminin olarak bulunuyorsunuz. Bundan da büyük keyif alıyoruz. Geçmişte yol arkadaşlığı yaptığım için bundan ayrıca onur duyuyorum. Bir anlamda biz de dernek üyesiyiz. Derneğimizin temsilcisi sizsiniz. Bu 20 günlük zor bir süreçte yeni yönetim arayışlarınız mutlaka var. Şehrin, kentin, şehirde yaşayanların ama burada doğmuş, büyümüş ama daha sonra gelip bizimle bizimle beraber bütünleşmiş ve bu kent için, bu ülke için çalışan tarım, turizm gibi sektörlerdeki temsilcilerin oluşturmaya çalıştığınız yönetimle ilgili heyecanı, katkı koyma düşünceleri hangi aşamada gidiyor? İstediğiniz olumlu tepkileri alıyor musunuz? Şimdi İlhami kardeşim, bu süreç zarfında benim biraz önce de ifade ettiğim gibi oluşturmaya çalıştığım tablo şu. Şimdi insanlar ailelerinden kopmuşlar, ailelerini ihmal etmişler, işlerini ihmal etmişler, sevdiklerini, eşini, dostunu ihmal etmişler, vaktini ayırmışlar, nakdini ayırmışlar, binbir zahmetin içine girmişler, bir görev yapmaya çalışmışlar. Görevlerinde kısmen başarılı olanlar olmuş, olamayanlar olmuş, çok başarılı olanlar olmuş. Yani burada görev sorumluluğu almak bile çok onurlu bir davranıştır aslında. Yani Antalya'da hiçbir başkan, daha doğrusu Antalya'da demeyeyim, düzeltiyorum. Yani bu tür yerlerde hiçbir başkan veya hiçbir yönetici
başarısız olmak istemez. Çünkü ciddi bir sorumluluğun altına giriyorlar. Bazen görevlerini doğru yapamadığı için, bazen şanssızlıktan dolayı. Bununla ilgili birçok sebep olabilir. Bazıları çok başarılı olabilirler, bazıları başarısız olabilirler. Ama biz başarısız olmuş olsalar bile onlara bu hayatlarındaki bu farklı şeyler yapmaları gerekirken, bunca taviz verirken yaptıkları bunca emeklere bizim her zaman şükran duymamız lazım. Bu bugün Öztürk ailesidir. Dün geçmişte de 1966 yılından beri Antalya Spor'umuza nice hizmet eden başkanlarımız var, yöneticilerimiz var. Ben sizin huzurunuzda hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsine ayrı ayrı minnetlerimi sunuyorum. Bütün herkesin mutlaka bir katkısı olmuştur. Ben bugün itibariyle Antalya'da farklı bir gelenek oluşturmak istiyorum aslında. Yani lütfen hep beraber bütün camia olarak kanaat önderlerimiz, Antalya Spor'umuzda çok önemli görev yapan başkanlarımız, yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, Antalya'mızın iki tane kabinede temsil ettiği bakanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, bütün STK'larımız, Antalya'da yaşayan iş adamlarımız, esnafımız, vatandaşımız, taraftarımız, ben buradan herkese çağrı yapıyorum. Bu bizim ortak payımız. Onun için hep beraber önceden varsa da kırgınlıklarımız, onların hepsini geride bırakarak artık yeni bir sayfa açarak hep beraber bu takıma sarılalım. Bu takım hepimizin menfaati. Antalya Spor çok başarılı olursa ben de 6-7 tane sektörde faaliyet gösteren bir kardeşinizim. Ben inanıyorum ki bütün sektördeki işlerim Antalya Spor'un başarısıyla birlikte cirolarım artmaya başlayacak. Daha çok istihdam yapacağım. Bütün sektörlerle bu durum aynı söz konusu içinde zaten. Kaldı ki bu payeyi bir tarafa bırakarak aşkımızdan dolayı, sevdamızdan dolayı bu takıma sahip çıkmamız lazım. Ben şu anda vurgulamaya çalıştığım bu. Geldim şimdi sorunuza. Tabii 19 Ocak'tan bugüne kadar çok bir zaman geçmedi. Daha 9 Şubat'a kadar da sanırım 15 günümüz var. Yani şu an itibarıyla bu konuyu değer almasını düşündüğümüz, yapabileceğini beyan eden hiçbir arkadaşımız şu ana kadar maalesef daha karşılaşmış değilim. Ama ben umuyorum ki, umudumu da korumak istiyorum ki bu süre zarfında artık burada geçmişte yaptığımız hataları yapmazsak, burada görev yapmak için insanların çırpınıyor hale getirmemiz lazım öncelikle. Eskileri bir atıyor olmamız lazım. Ben bunları yaptığım sürece insanlardaki bu sevdanın artacağını düşünüyorum. Bütün gayretim bunun üzerine. Umarım bunu başarırım. Hep birlikte başarırız. Bu takım hepimizin. Tabii sizler de sen eski FIFA kokartlı hakemimiz olarak, Erdal abi de yıllarca bu spor camiasının içinde bir abimiz olarak, sizlerin de Antalya'da bu sevdaya gönül veren herkesin fikrine, desteğine ihtiyacımız var. Çok teşekkürler Mustafa'cığım. Çok aydınlatıcı ve güzel bir konuşma. Eylül abicim, Mustafa'ya bir şey sormak istiyorum müsaade edersen. Tabii ki. Bir kere her şeyden önce bu güzel temennilerin için seni tebrik ediyorum. Çünkü yöneticilik yapmış Antalya Spor'un eski bir yöneticisi olarak yöneticiliğin ne kadar zor bir görev olduğunu az önce sen de ifade ettin. Ailenden, işinden bir takım şeylerden fedakarlık ederek bu sevdanın peşinde koştuğumuzu. Bu bir aşk. Antalya Spor hakikaten bir aşk. Hepimizin çok çocukluğumuzdan beri sevdası. Tabii ki senin bu çabaların mutlaka yerini bulacaktır Mustafa'cığım. Bu konuda her zaman yanındayız. Yapabileceğimiz ne varsa Antalya Spor'un menfaati açısından, Antalya Spor'un BK'sı ve geleceği açısından tabii ki bu şartlarda Antalya Spor güzel bir tabloyla ligdeki diğer takımlara baktığımız anlamda ekonomik olarak çok daha iyi bir tabloyla şu anda görüntüde. Bu görüntüyü teslim alacak kişilerin de yine senin şu anda bu güzel konuşmanın arkasından
bu toparlayıcı kimliğinle çok iyi bir yönetim oluşturup bu yönetimle beraber Antalyaspor'u birkaç şey değil, kısa zaman için değil ama uzun vadeli bu kulübü ileriye götürebilecek, taşıyabilecek iyi bir yönetim kurulacağı düşüncesindeyim. Bunun için de seni gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum, kutluyorum Mustafa'cığım. Teşekkür ederim. Ben şunu da söylemeden geçemeyeceğim Erdal abi. Ben çok uzun senelerden beri Antalyaspor'da başkan kimdi, yönetim kurulunda kimler vardı hiç düşünmeden kim olursa olsun Antalyaspor asıl olan olduğunu bildiğim için hep maddi manevi yardımcı oldum. Her zaman. Her zaman. Bundan sonraki dönemlerde de gerek içinde olayım gerek dışında olayım. Ben var olduğum sürece maddi manevi elimden geldiğince ne yardım yapmaya çalışıyorsam, ne yardım yapmam gerekiyorsa yapmaya çalışacağım. Aslında bizim şehirde bunu oturtmamız lazım. Yani ben görüyorum, bazı insanları da üzmek istemiyorum. İlk filanca insan başkan olduğu zaman destek olanlar var. Başka birisi olduğu zaman çekiliyorlar. Başka birisi geliyor, bu sefer tersine oluyor. Ya böyle bakmamamız lazım. Yani ben de dahil olmak üzere bizler hepimiz gelip geçeceğiz. Dün sizler görev yaptınız. Bugün asbelkader biz buradayız. Yarın başka arkadaşlarımız gelecek. Ama Antalyaspor hep var. Bizim bu şekilde bakıyor olmamız lazım. Yani bunu bu genetiği değiştiriyor olmamız lazım. Bunda da hep beraber bu şehirde hepimizin bunları yapıyor olmamız lazım. Kesinlikle. İşte burada çok doğru olan bir şey vardı. Hep yıllarca hep şunu söyledik. Dernek yönetimleriyle AŞ'nin farklı kişilerde. Çünkü dernek daha çok bu kentin yedeğimini, daha sahibi konumunda. AŞ ise daha çok profesyoneller tarafından bu işe emek ve zaman artı maddi anlamda katkı verecek, proje geliştirecek bir kurum olarak nitelendirilmesi gerekiyor dedik. Sizin varlığınızla oluşan dernek yönetimi de bence bugüne kadar bu görevi son derece başarıyla götürdü. Umuyorum ki bu süreci çok iyi bir şekilde atlatırız. İyi ki böyle bir dernek oluşumu olmuş. Aksi takdirde dernek de komple istifa edebilirdik ki kaldığımız insanlar bir de şu gerçeği de öğrensinler. Bu bir AŞ seçimi. Çünkü dernek ve vakıf seçilmiş olan dönemlerinde göreve devam ediyorlar. Bununla ilgili herhangi bir problem yok. Burada belli kavram karmaşaları oluyor sosyal medyada, basında. Bu bir sadece anonim şirketin seçimleri. Zaten kanun gereği de dernek seçimleri Mart sonuna kadar yapılamıyor. Bunun da insanlar tarafından bilinmesi gerekiyor. Şanslıyız. Sizin gibi bu kentin önemli kişisinin direksiyonda olması çok önemli, çok değerli buluyorum. En büyük tereddütlerinden bir tanesini zaten başında değerlendirmiştiniz. Ama zannediyorum sevgili İhsan'ın da birikmiş soruları var. Zamanı efektif kullanmak için İhsan'a bazı şey yapalım, sözü verelim. İsterseniz İhsan kardeşime bağlanmadan önce sizin de dile getirdiğiniz konuyu açıklığa kavuşturmak isterim. Ya bugün 9 Şubat'ta yapılacak olan anonim şirketin kongresidir. Biz derneğimizin kongresini geçen sene yaptık. Vakfımızınki de aynı şekildeydi. Bunlar kongre takvimi tamamlanıncaya kadar herhangi bir olağanüstü bir şartlar gelişmediği sürece bu kongreler Mart'a kadar zaten zorunlu olarak yapılmamasına karşın biz zamanında yapmayı düşünüyoruz. Yani bir taraftan şöyle bir yanlış anlaşılmalar da var. Mart'a kadar zorunlu olarak yapılmıyor. Mart'ta acaba yapılır mı? Hayır. Benim başkanlığımda ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte kongre süreçleri sonuna kadar devam edecektir. Zamanında yapacağız. Teşekkür ederim. İyi oldu bunu açıklamanız. Kavram kargaşası ortadan kalkması açısından faydalı oldu. Yani dernek, dernek de vakıf da emin ellerdedir. Hiçbir Antalyalı'nın en küçük bir endişesi olmasın. Evet. Ondan hiç şüphemiz yok zaten Mustafa'cığım. Hem de yönetimdeki diğer arkadaşlarımız her zaman Antalyaspor'a sahip çıkan insanlar. Çok büyük emekleriniz var. Bunu takdir ediyoruz her zaman. Her zaman. Teşekkür ediyorum. Mustafa Başkanım, şimdi Antalyaspor'lar var. Tabii bugün sizin konuk alacağımızın anonsunu yaptığımızda sosyal medyada ben de paylaştığımda zaten bu süreçte 50 tane günde bir 50 telefonla konuşuyorum ben.
Telefon şarjı artık dayanmamaya başladı. Bugün de herkesin söylediği, özellikle bunu 07 Gençliğin lideri Gürhan Güneyli rica etti. Mutlaka dedi, Mustafa Başkanıma iletirsen sevinirim dedi. Aynen şu mesajı verdi. 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği olarak Mustafa Yılmaz'ı başkan olarak bu kulübün başında görmek istiyoruz ve destekliyoruz. AŞ'de adaylığınız söz konusu olur mu? Bundaki düşünceniz nedir? Siz bunu dile getiriyorsunuz ama... Peki tekrar sizin vesilenize de dile getirmiş olayım. Ben dernekte ve vakıfta görevimi gayet iyi ifa ettiğimi düşünüyorum. Hı hı. Yani eskiden dernek ve vakıf anonim şirketten katkı alarak yaşamını devam ettirirken, bugün dernek ve vakıftan benim yapmış olduğum projeler ve tasarruflarımızla anonim şirkete biz faydalı olmaya çalışıyoruz. Bu vesilede bunu anlatmış olayım sizin vesilenizle. Tabii anonim şirket daha farklı bir durum. Ben inanıyorum ki bizim şehrimizde futbolu sever, Antalyaspor'u aşkıyla yaşayan çok insanlar var. Bu konuya yeter ki biz insanları, benim gayretim biraz önce söylediğim gibi, insanları burada görev yapmaya teşvik edelim, davet edelim. İnsanlar yarın bir gün görev yaptıktan sonra herhangi bir şekilde ayrılınca bir endişeyle karşılayacaklarını, bir problemle karşılayacaklarını bilmesinler. Biz bunu sağladığımız sürece bizim şehrimizde bu görevi layıkıyla yapacak çok arkadaşımızın olduğunu ben düşünüyorum. Umarım ki bu süreçte hep beraber bu şekilde bu dönüm noktasını atlatırız. Ben şahsen anonim şirkette başkanlık yapmayı asla düşünmüyorum. Çünkü bir taraftan da devam eden yoğun işlerim de var. Hı hı. Aileme zaman ayırmam lazım. İşlerime zaman ayırmam lazım. Dernek ve vakıftaki sorumluluğu layıkıyla yerine getirmem lazım. Hep beraber hepsini yapmaya kalkıştığımız takdirde mutlaka bir yerlerde eksiklik olur. Bu sorumluluk altına girmek istemiyorum. Gören kardeşimin de bu konudaki iyi dilekleri için kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Dernekte projeler devam edecek mi başkanım? Tabii, projelerimiz devam ediyor. Pandemiyle birlikte bazı projelerimizi dondurduk. Pandemiden sonra da inşallah Antalyaspor'un gelirlerini artırıcı projelerimiz hızlı şekilde devam edecek. Başkanım, tabii bir de çok merak edilen bir konu var. Yani özellikle siz, tabii bu belki anonim şirketi ilgilendiren bir konu ama abi pozisyonundasınız da anonim şirket için şu an. Ersun Yanal'la da geçtiğimiz günlerde bir görüşme yaptınız. Konyaspor maçına siz de katıldınız. Siz de gittiniz deplasmana takımla birlikte. Şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi Konyaspor maçından önce bir dedikodu ortaya atıldı. Bir iddia ortaya atıldı. Ersun Yanal'ın istifası cebindeki şeklinde. Bununla ilgili Ersun Hoca ile mutlaka görüştünüz. Durum nedir? Yani taraftar da çok merak ediyor bu konuyu. Böyle bir şey söz konusu mu? Şimdi ben bu arada Konya deplasmanına gidemedim. Üzülerek buradan belirtmiş olayım. Ama bütün gidecek olan arkadaşlarımın kimlere gitmesi gerekiyorsa bu konunun organizasyonunu yaptım. Ben kendim gidemedim. Ama maçtan bir gün önce yukarıdaki döşemealtı tesislerimizde hem Ersun Hoca ile baş başa bir görüşme yaptım. Daha sonrasında da Ersun Hoca, teknik heyetimiz ve futbolcularla duygusallık üzerinden atmaları için, tabii hepsi profesyoneller ama uzun süredir de arkadaşlarımızla birlikte, özellikle Şafak Başkan'la birlikte iç içe oldukları için o duygusallığı üzerlerine atmaları gerekiyordu. Bu konuda biraz motivasyon ihtiyacı vardı. Elimden geldiğince bu konuda bir moral konuşması yaptım kendilerine ve bizlerin her zaman burada olduğunu, her şeyle kendilerinin arkasında olduğumuzu, destek olacağımızı, Konya'daki maçta da dönüm noktası olduğunu, bu maçta 3 puan, en azından 1 puan almamız takdirde insanların Antalyaspor'u olan 9 Şubat'taki Antalyaspor yönetim kurullarında ve başkanlıkla ilgili insanların biraz daha motivasyonu sağlam olacağı mesajını verdim. Bunun da etkili olduğunu düşünüyorum. Ersun Hoca transferlerle alakalı veya
kendisinin kalıp kalmamasıyla alakalı da ben buradan sizin aracılığınıza, camiamıza çok rahatlıkla söylemiş olayım. Ersun hocamızın asla ve asla böyle bir düşüncesi yok. Şu anda takımımızın başında ve amatör ruhla profesyonelce bu işin başında devam edeceğini buradan sizin aracınızla söyleyebilirim. Hiç kimsenin en küçük bir endişesi olmasın. Evet, çok teşekkür ederiz. Sağ olun başkanım. Söylemek istediğiniz başka bir şey varsa alalım, yoksa işleriniz yoğun biliyorum, o bu yoğun arada bizlere vakit ayırdınız. Benim söylemek istediğimden ziyade sizin aklınıza takılan, camiamızın öğrenmek istediği veya bunu sizin ışık tutacağınız bu konuyla ilgili sorularınız varsa önce tabii ki bunları yanıtlamak isterim. Ama sanırım siz de zamanı tutarak bir 5 dakikada bulunabiliriz. Tamam. Peki. Çok teşekkür ederim başkanım. Sağ olun. Çok çok net açıklamalar yaptın. Antalya Spor kamuoyu camia merak ettiği soruların cevaplarını senden aldı. En son da sevgili İhsan'ın sorduğu takımla ilgili yanıtladın. Takımla ilgili son durumu da yanıtladın. Tabii bunlar hepimizin, herkesin merak ettiği konulardı. Tabii Antalya Spor'un biraz içine kapanık bir dönemi var son dönemlerde. Biraz senin vasıtan en azından bu gelişmeleri Antalya camiası, kamuoyu, Antalya Spor camiası bunları öğrendi. Ben sana bundan sonraki çabalarında, mücadelende elimizden geldiğince hepimizin, tüm Antalyalıların destek olması gerektiğini düşünüyorum. İyi bir yönetim kurulu, sağlam bir yönetim kurulu kurulup Antalya Spor'un bundan sonraki sürecinde sağlam yere basacak bir kulüp olarak devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. İyi ki varsınız, iyi ki yönetim kurulu, dernek olarak Antalya Spor'un çok sağlam bir çatısı var. Biz İlhami'de yıllardır onu söylüyoruz, savunuyoruz. Dernek Antalya Spor'un her zaman çimentosudur, olmalıdır ve her zaman arkasında bir kaledir. Onun için şimdi bir kez daha görüyoruz ki Antalya Spor asla sahipsiz değildir. Bu zor dönemlerde birlikte beraber hareket ederek az önce bahsettiğim gibi Antalya Spor bundan sonra iyi bir yönetimle, 9 Şubat'ta seçilecek iyi bir yönetimle çok daha iyi yerlere gidecek diye düşünüyorum. Bir kez daha çaban ve gayretin için senin ve yanındaki tüm arkadaşlarını kutluyorum, tebrik ediyorum Mustafa'cığım. Teşekkür ediyorum Erdal abicim. Ben de şunları söyleyebilirim. Ben camiamızdan, sizin aracınızda bir ricam olacak. Tabii ki doğru yapıldığı takdirde insan takdir edilmeyi, yanlışlar varsa da tenkit edilmeyi kabul etmek durumundayız. Ama bu tenkit ve eleştirilerin her zaman seviyeli olması lazım, ölçülü olması lazım. Özellikle Antalya Spor'a zarar veren eleştirilerden uzak durmak durumundayız. Onun için ben bütün camiamızdan biraz daha bu konuyla alakalı özellikle ne Öztürk ailesiyle ne bugün görev yapan arkadaşlarımızla ilgili eleştiriden ve tenkitten uzak geleceğe umutla bakmalarını hasreten rica ediyorum. Evet. Başkanım, ben bir nokta soru sorabilir miyim? Bu tabii konuya çok net de ifadeler de bulunuruz. Siz ben her zaman net ifade kullanırım İlhamcığım. Evet, onun için biliyorum. Ben de ifade yoktur. Ya beyaz vardır, evet. Ya siyah vardır. Aynen. Onu huyunu bildiğim için ama tabii ki konum itibariyle abilik görevinizi yapıyorsunuz şu anda, toparlayıcı. Ama yapmaya gayret ediyorum diyeyim. Bence çok da iyi yapıyorsunuz. Ama benim sorum belki cevap verilemeyecek noktada olabildiği için bizi izleyen taraftarlar da bu şekilde bilsinler. Çok gelen sorulardan bir tanesi, takımdan ayrılmayı düşünen oyuncu var mı? Çünkü sizin döneminizde bu kararların verilmesi lazım. Sizin abilik yaptığınız dönemde genel kuruldan önce bitmesi lazım. İkinci soruda Podolski gitti mi? Sakat mı? Bu konuda bilginiz var mı? Çok soru geliyor, lütfen sorar mısınız diye. Podolski ile ilgili küçük bir sakatlık vardı ama Konyaspor maçı öncesi antrenmanda bulundu. İnşallah önümüzdeki günlerde oynayacağını düşünüyorum. Diğer sorunuzla ilgili de çarşamba günü hocamızla görüştükten sonra bütün futbolcularımızın tek tek neler düşündüğünü, neler yapmak istediğini hocamızdan bilgi alacağım. Yani mümkün olduğunca hiçbir oyuncumuzla şu anda
böyle bir ayrılmayı düşünmüyorum. Tabii ki hocamın direktifleri doğrultusunda arkadaşlarımızla görüşerek ne yapmamız gerektiğine sanırım çarşambadan sonra karar veririz diye düşünüyorum İrem Hocam. Harikasın, teşekkür ederiz. Sağ ol. Yani başkanım, o zaman transfer yasağı durumu da herhalde çarşamba günü netlik kazanacak anladığım kadarıyla. Bence transfer yasağı demeyelim, transfer engeli diyelim. Hı hı, hı. Çünkü transfer yasağı olduğu takdirde, yani ödenmesi gerekeni ödediğiniz takdirde bile kaldıramıyorsunuz. Doğru. İhsan Beyciğim. Doğru. Buna transfer engeli diyelim. Hı hı. Tabii bu transfer engeliyle ilgili önümüzdeki rakam 4,5 milyon avro. Biraz önce de ifade etmiştim. Hocamın görüşleri doğrultusunda bununla ilgili bir karar vermek durumundayız. Hı hı. Şayet hocamız şu andaki takımımızın yeni transfere ihtiyacı olmadığı yönünde bizlere de yardımcı olarak bir beyanı olursa şu anda bu parayı ödemek Antalya Spor için de çok kolay değil. Zaten kaldı ki transfer yapabilmemizle alakalı da 5 günümüz kaldı. Evet. Az bir süre var, evet. Az bir süre var. Evet sevgili İhsan. Evet başkanım, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bizlere vakit ayırdınız. Estağfurullah. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Sizlere yayınınızın devamında başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Antalya Spor için. Biz Antalya Spor için varız. Hep birlikte. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler Mustafa'cığım. Emeğine sağlık. Zamanını çok ciddi anlamda harcıyorsun. Her zaman seninle gurur duyduk. İnşallah çok güzel bir ekip çıkarırsın. Antalya ile kenetlenir. İnşallah. 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 Şöyle. Ben tabii ki bir abilik görevini yapmaya ifade ediyorum. Ama bu hepimizin sorumluluğu. Hepinizin fikrine, düşüncesine, desteğine ihtiyacımız var. Antalya Spor'una ihtiyacı var. Eyvallah, sağ ol. Kenetlenme zamanı, birlik beraberlik zamanı. Aynen abi. Aynen. Bu Antalya Spor hepimizin kulübü, hepimizin aynen aşkı, sevdası. Mustafa'cığım, emeklerin ve çaban için seni ve arkadaşlarını, yanında olan herkesi kutluyorum. Bize ne görev düşerse her zaman yanındayız. Elimizden ne gelirse yapmaya gayret ederiz. Onun için bir kez daha bu keyifli akşamda bizimle beraber olduğun için, düşüncelerini paylaştığın için çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Evet. Sorularınızı ne kadar aydınlatabildim bilmiyorum. İnşallah ilerideki programlarda da devamlı yine sohbet ederiz. Tamam. İyi akşamlar. Harika. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun başkanım. İyi akşamlar. Evet. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz sevgili seyirciler. Reklam zamanımız geldi. Kısa bir araya gidelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. İlham Hocam ve Erdal abiyle birlikte. Evet, programın ikinci bölümündeyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde Antalya Spor Kulübü Derneği ve Vakfı Başkanı Sayın Mustafa Yılmaz'ı konuk etmiştik Zoom bağlantısıyla. Kendisine kafamızdaki soru işaretlerini, kafamızdaki soruları sorduk. Sağ olsun kendisi de içten samimi bir şekilde sorularımıza yanıt verdi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. İkinci bölümde de Antalya Spor Konya Spor maçını konuşacağız yorumcularımız İlhami Kaplan ve Erdal Atılgan'la birlikte. Evet, Antalya Spor için değil tabii, Süper Lig'de artık ligin ilk yarısı tamamlandı. Ligin ilk yarısını Antalya Spor 26 puanla tamamladı. Dönüp baktığımızda inişli çıkışlı bir grafiğin olduğunu görebiliyoruz. Hoca değişikliği Tamer Hoca ile başlayıp sonrasında Ersun Yanal'ın takıma gelişiyle birlikte devam eden bir süreç devam etti. Hatay Spor mağlubiyeti var. Belki de Antalya Spor için kırılma maçı. Hatay Spor maçından sonra yenilmeyen bir Antalya Spor var. Ve Konya Spor deplasmanı. Yorumcularımızla birlikte konuşacağız. Evet, hazır sanıyorum Selma, öyle değil mi? Evet, İlham Hocam, Erdal abi karşımda görüyorum şu an her ikisini de. Evet, İlham Hocam sizle başlamak istiyorum ben.
Antalyaspor Konya deplasmanı zor bir karşılaşma. Hem Antalyaspor'un yaşadığı süreç itibariyle zor bir maçtı. Hem de Konyaspor ligin bana göre güçlü diri takımlarından bir tanesi. Her ne kadar onların da inişli çıkışlı bir grafiği olsa da ve bu karşılaşmadan da Antalyaspor 0-0 beraberlikle ayrıldı. Gene bildiğimiz oyun şablonu, oyun planı Ersun Yanal'ın ama tutuyor mu? Tutuyor. Neticede istediğini alıyor diye düşünüyorum ben. Siz nasıl gördünüz maçı? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi sevgili İhsan, biz arada sevgili Ardal'la bir konuşma yaptık. Biraz önceki ilk bölümle ilgili sevgili Ardal'ın da söyleyeceği birkaç şey var. Ben önce sözü Ardal'a vereyim. Tamam. Onları bir değerlendirmeye alalım. Daha sonra birkaç söz söyledikten sonra ben devam etmiş olurum. Tamam, tamam. Evet sevgili Ardal, sendeyiz o zaman. Teşekkür ederim İlhan abicim. İhsan, şimdi tabii tüm camianın kafasındaki soru işaretlerinin büyük bölümünü sevgili Mustafa yanıtladı. Çok net, çok güzel ifadelerle onları aydınlattı hepimizi. Ben bir anlamda hakikaten ciddi anlamda kafamızdaki soru işaretlerinin büyük bölümünün dağıldığını görüyorum. Ben kendi adıma tatmin oldum. Umarım herkes tatmin olmuştur. Mustafa'nın şu sözüne çok katılıyorum sevgili Mustafa'nın. Tabii ki yöneticilik ciddi anlamda zor bir iş. Öztürk ailesi böyle bir tabloyla Antalyaspor'u bıraktıkları için artık bu saatten sonra Öztürk ailesinin şu bu o demek onları bir şekilde öyle veya böyle şöyle yapsalardı böyle yapsalardı gibi yargılamak yerine yaptıkları hizmetler ve destekleri için teşekkür etmek lazım. Zaten sevgili Mustafa'nın da söylediği gibi onu bir plaketle Öztürk ailesini hem Ali Şafak hem de Fikret Bey'i Antalyaspor camiası olarak plaketle teşekkür edecekler. Ben bu sevgili Mustafa'nın yorumlarından ciddi anlamda tatmin olduğumu söyleyebilirim. Burada tabii özellikle hocayla yaptığı takıma sahip çıkma, abilik ve kulübün tamamen kulübe sahip çıkma bu dönemde çok önemli bir destek. Ersun Hoca'yla yaptığı konuşmada orada da çok net bir şekilde ifade etti. Ersun Hoca'nın oradaki dokunuşu, söylemi, ne bekliyorsunuz, ne yapmamız gerekiyor? Küme düşmemeye mi oynayalım? Yoksa hedef olarak daha mı şey yapalım? Çünkü bunu belirleyecek olan sizsiniz. Doğru bir teknik adam olarak bu çünkü öbür türlü tabii ki transfer engelinin kaldırılması gerekecek. Antalyaspor'a en az 2-3 tane Ersun Yanal dokunuşu yapılması gerekecek. Ama ben bu takımı bu şekilde de eğer durum buysa, tablo buysa ben bu takımı elimdeki mevcut kadroyla da küme düşmemeye oynatırım diyerek noktayı koymuş. Bunlar tabii hepimizin kafasındaki hem İlhami'nin hem senin hem benim hem de camianın kafamızdaki soru işaretleriydi. Anladığım kadarıyla Antalyaspor net bir şekilde sevgili Mustafa da ifade etti. Transfer yapmayacak. Bu kadroyla yoluna devam edecek. Ben kendi adıma İlhami de kendi düşüncelerini söylesin. Tatmin olduğumu düşünüyorum. Az önce de ifade ettiğim gibi iyi bir yönetimle Antalyaspor'u sahiplenecek. Antalyaspor'a bu tablonun eline aldığı bu tabloyu kötüye değil çok daha ileriye taşıyacak. İyi bir yönetime ve iyi bir başkana başarılar diliyorum. Yürekten her zaman olduğu gibi, dün yaptığımız gibi bugün de bütün desteklerimiz onlar için olacak. Dolayısıyla ben ilk bölümde sevgili Mustafa'dan aldığımız yanıtlardan tatmin olduğumu düşünüyorum. Umarım tüm Antalyaspor camiası da tatmin olmuştur. Evet İlhamiciğim. Evet, ben tabii Mustafa Başkanım'ın söylediği sözlerden transferle ilgili yine son sözün çarşamba günü konuşulacağını algıladım. Belki çarşamba günü bir şey yapılabilir, bir hareket yapılabilir. Belki o güne kadar hocayla görüşen takımdan ayrılmayı isteyen oyuncular olabilir. Çünkü ben Konyaspor maçını izlerken kafamda bir takım deli sorular vardı. Örneğin müsabakanın sonlarına doğru 90 dakikada atmadığı deparı atan Yahovic'in soyunma odasına
o koşusunun arkasında sanki bir mesaj var diye düşündüm. Ben hala çarşamba günkü son konuşmanın nihai bir sonucunun olacağının beklentisindeyim. Kafamda tabii ki benim de sorular vardı. Sevgili Mustafa Başkan'a çok teşekkür ederim. Yani biraz önce dediğim gibi sevgili başkanımla hem siyaseten hem ticaret odasında çok uzun soluklu 35 yılı aşkın kardeşliğimiz var, dostluğumuz var. Hiç bu süre içerisinde birbirimizi kırmadık, üzmedik. Hep bir telefon uzaklığı kadardık birbirimize. Onun ne kadar net olduğunu, açık açık aklındaki her soruyu, her cevabı ya net bir şekilde ondan alırsınız veya onun hafif gülümseyerek susması vardır. O susmanın altında da birçok şey vardır. Bugün ama Mustafa Başkan susmadı, o gülümsemeyi de yapmadı, her şeye patır patır cevap verdi. Mesela benim aklıma gelen en önemli düne kadar soru sevgili Erdal şuydu. Biz aynı suda iki defa yıkanılmaz diye bir söz var. Biz yıkandık. Birinci Şafak Öztürk dönemini yaşadık. İkinci Şafak Öztürk dönemini yaşadık. Duygusal bir başkanımız var. İlkte de ağlayarak gitti. İkincisinde de aldığım bilgiler doğrultusunda çok duygusal, sevgi dolu bir konuşma ile yine yüzünü ağlayarak gitmiş. Kendisine emekler için bir defa daha ve ekibine çok teşekkür ederken aklıma tabii ki birinci ayrılıştan sonraki süreçler de geldi sevgili Erdal. Neydi? Biliyorsunuz Cihan Başkan başkanlık yaptığı dönemde çok çok mini mini rakamlara biz çok ciddi uğraşlar verdik. Verilen sözlerin farklı amaçlarla kullanılması nedeniyle. Ama benim buradaki en büyük güvencem Fikret Öztürk. Bu sözü Fikret Öztürk verdiyse, Fikret Öztürk'ün yani Antalya'nın da Fikret abisinin verdiği sözün arkasında duracağıyla ilgili benim de hiçbir tereddütüm kalmadı ki Antalyaspor'un yedeğimini olan Antalyaspor Derneği'nin çok değerli başkanı ve yönetim kurulu bu konuda çok net ifadeler kullandığına göre artık biz bu süreci de aştık. Benim Antalyaspor taraftarlarından kendi kendime de söyleyeceğim bir söz var. Artık gündem geçmiş başkanımızın yarattığı gündemi kapatması lazım. Bugünden itibaren Antalyaspor'un yarını konuşulması lazım. Bütün düşünceler ayın 9'unda oluşacak yönetim kurulu üzerine yoğunlaşması lazım ve maalesef boşluk da yok sevgili Erdal. Haftaya evet. Yine cumartesi günü maçla başlıyoruz. Pazar günü maçla başlıyoruz. Hiç ara vermeden lig devam ediyor. Dolayısıyla hep dediğim gibi biz futbolcuların moral seviyelerini artık üst düzeye taşımalıyız. Futbolcularımızdan da beklentilerimiz var. Artık bir dönem kapandı. Yeni bir dönem başladı. Artık duygusallıkları bir tarafa bırakıp profesyonel olduklarını lütfen unutmasınlar. Bu söylemlerle bizlerin karşısına geçsinler. Çünkü şu saatten sonra asıl olan Antalyaspor, Antalyaspor markasıdır diye düşünüyorum. Ama bu süreçte bir defa daha Sporaktif ekibi olarak bizlerin ne kadar haklı olduğu ortaya çıktı sevgili Erdal. Biz ne demiştik her zaman? Arkadaşlar Antalyaspor'un gerçek sahibi Antalyaspor Derneği olmalıdır. Ve Antalyaspor Derneği, Antalyaspor AŞ Başkanı ikisi de aynı anda olmamalıdır. Aynı ekip olmamalıdır diye söylemiştik. Bugün bunda ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı. İşte bir görev değişikliğinde hemen direksiyona bir başka kaptanın geçmesi belki de Antalyaspor'u çok önemli bir sıkıntıdan kurtardı. Bu anlamda ben sana katılıyorum. Sevgili Mustafa Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Çok özverili bir şekilde ekibini de çok iyi yöneterek bu işin üstesinden geliyor. Farkında mısın? Dernekte bir başka veya vakıfta bir başka kişinin bir tek basında veya sosyal medyada söyleme olmadı. Hepsi lider olarak, abi olarak Mustafa Yılmaz'ı başkanı görmüşler ve bütün söz hakkını ona bırakmışlar. İlhami, burada çok doğru bir tespitin var. Tabii burada Mustafa'nın da hakkını vermemiz lazım. Mustafa zaten hemen bu sürecin başında güzel bir giriş yaptı ve bir basın toplantısıyla hemen fikirlerini, düşüncelerini ve insanlardaki ama, o şeyi aldı. Ama Erdal burada ama bunu aldı ama bu burada yani ekip çalışmasının ve ekipçiliğin ne kadar önemli olduğunun Antalyaspor'a
faydalarını görüyoruz. Umuyorum yeni oluşturulacak yönetimler bundan sonra, bu ve bundan sonraki dönemlerde ki artık net bir şekilde altı çizildi ki Antalya Spor Derneği ve Antalya Spor Vakfı seçimlerini normal sürecinde yapacak. Yani gündemde artık böyle bir şey yok. Kimsenin bu türde bir beklenti içerisine kamuoyunu meşgul etmemesi gerekiyor. Sosyal medyada bunu çok fazla dillendirmememiz gerekiyor. Asıl olan şu anda AŞ yönetiminin oluşması. Bu konu hakkında da ben Antalya'da geçmişte görev yapmış çok değerli arkadaşlarımızın olduğunu biliyorum. Çok ciddi emek sarf eden yönetici adaylarının olduğunu biliyorum. İnanıyorum ki önümüzdeki haftadan itibaren bu isimler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayacak. Bu kentten, bu kentin denizinden, bu kentin kumundan, bu kentin toprağından, bu kentin ticari hacminden ve bu kentin dünyadaki tanınırlığından faydalanıp ekonomik gelir elde eden insanların artık taşın altına elini koyma zamanı geldi diye düşünüyorum. Bu bence bir barışma süreci, bir Antalya Spor takımının artık Antalya'ya inme projesi, Antalya ile buluşma projesi inşallah hayırlara vesile olur diye düşünüyorum. Ve dernek yönetimine, A'dan Z'ye, dernek vakfına görev yapan arkadaşlarıma teşekkür ederken son bir defa daha Antalya Spor AŞ'de görev yapmış tüm yöneticilere, profesyonellere, görünen görünmeyen, emek veren herkese bu süreçte çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, sevgili İhsan. Burada bir şey daha çıktı İlhami. Kapatalım bu konuyu. Çünkü çok çok güzel toparladık. Bir şey daha çıktı. Antalya Spor bir Antalya'nın önemli markasıdır. Ve Antalya Spor asla ve asla sahipsiz kalmaz. Onun için ben Mustafa Yılmaz ve onun gibi Antalya Spor sevdalılarının hepimizin Antalya Spor için büyük bir aşkla, büyük bir sevdayla bu yolda her zaman destek vermeye ve Antalya Spor'umuzun bir şeyin altını çizmek istiyorum özellikle İlhami. Burada az önce ilk bölümde söylediğim gibi sevgili Mustafa ile konuşurken bu tablonun içinden Antalya Spor'un çok daha efektif, çok daha iyi, çok daha iyi yerlere gidebileceği, kendi ayakları üzerine basabileceği, ileride çok daha bir takım olabileceği, kulüp olabileceği bir ekiple yola devam etmesi lazım. Bunun için de arkadaşlarımıza çabalar için başarılar diliyorum. Ben tabii bir temenni de dün serbest bölge toplantısı vardı. Sevgili Muhittin Başkan, tabii ki konu hemen Antalya Spor. Biraz önce dediğimiz gibi Antalya Spor'un tek ortak faydası, hep beraber bir araya buluştuğumuz tek olgu Antalya Spor olgusu. Onun için de sevgili bakanlarımıza da teşekkür ediyoruz. Mustafa Başkan Söyledi başkanlarımıza. Başkana çok zor şartlarda sağlık problemleriyle uğraşmasına rağmen aynen dediği mesajı söylüyorum. Biz birlikte başarırız. Elimizi hep beraber taşın altına koyacağız. Dedim yarın televizyona bir mesajım var mı? Biz birlikte başarırız. Hiç kimsenin kaygısı olmasın. Antalya Spor konusu olduğu zaman hepimiz bir araya geliriz dedi. Harika. Bu söylemler için de kendisine teşekkür edip Antalya Spor maçına İhsan'ın sorusuna evet. Değil mi hocam bir cevap vereyim. Ben öncelikle hakem Numanoğlu birkaç kelimeyle bahsetmek istiyorum. Beni hiç rahatsız etmedi. Gayet bana göre başarılı müsabaka yönetti. Gördüğü pozisyonları değerlendirdi. Bana göre haftanın iyilerinden bir tanesiydi diye kısaca geçip maç analizi. Maçta ne gördün? Maçta hiçbir şey yani görmedim. İlhami Hocam, geçtiğimiz evet. Haftalarda biz nereden hatırlıyoruz? Mesela Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması. Orada maçta yaşananlar, maçtan önce konuşulanlar derken çok tartışmalı bir isim haline gelmişti. Bir anda Türkiye'nin gündemine oturmuştu evet. Ama o dönemden gelip bu maçı yönettiği zaman baktığımızda temiz bir maç yönettiğini düşünüyorum ben de kendi adıma. Çok teşekkür ederim. Tabii ki insan o maçlar Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş yani şampiyonla oynayan 4-5 takımın birbiriyle oynadığı adı derbi diye nitelendirilen maçlar enteresandır. O maçları yöneten birisi olarak şunu söyleyebilirim. İnanın İstiklal Marşı'nı söylemek için
dizildiğiniz zaman, yüzlerce kamerayı gördüğünüz zaman bir an ayaklarınızın titrediğini hissedersiniz. Bu kadar çok özel bir görevdir bu. O müsabakada ben hakemi kesinlikle suçlamıyorum. Daha ikinci ligden Süper Lig hakemi olmuş bir arkadaşın 8. Süper Lig'deki kariyer maçına öyle bir maçta başlaması doğru değildi. Sonradan doğruyu buldular. Yavaş yavaş bu hakemimizi hazırlayacaklar ama Türk hakemliği hem fizik olarak hem kalite olarak düzgün bir hakem buldu. İnşallah bunun kıymetini biliriz. Evet. Şimdi maçı kısaca yorumla dersen İhsan, maçta bir önceki maçta arasında bir tek fark vardı. Orgil yoktu, Yahovic vardı. Evet. Oyun kurgusu içeride oynadığımız maçta bu maç arasında ne vardı? İki maçta da aynı oyun kurgusu vardı. Topu rakibe bıraktık. Biz 9 kişiyle 10 kişiyle bench'te gelip pozisyonumuzu aldık. Bu anlamda Hamilton'a ve Gökdeniz'e teşekkür ederim. Örneğin bir Hakan ve Fredik 40 metrelik, 50 metrelik ileri geri gidişleri yaparken özellikle Gökdeniz ve Hamilton 70-75 metrelik ileri ve geri çalışma ve geller yaptılar. O bench tamamlayabilmek için. Ersin Yanal'ı geçmişte neyle hazırlıyoruz? Hücuma çıktığı zaman rakibe topu kaptırdığında Ersin Yanal Türk futboluna taktik faul uygulamasını getiren bir hocaydı. Türkiye'ye de bunu Avrupa'da gördük Dünya Kupası maçlarında. Türkiye'ye de nasıl rakibe topu bırakarak pozisyon vermeden bir müsabakayı tamamlamasının 2-3 haftadır örneklerini yaşatıyor. Memnun musun oynanan futboldan? Antalya Sporlu olmasam, Antalya Spor gönüldaşı olmasam bu müsabakayı asla izlemem. Böyle kesinlikle bir müsabakayı asla izlemem. Ben de aynı fikirdeyim. Hemen zap yaparım. Başka bir kanala geçerim. Veya futbol bile izlemem. Yani anlatabiliyor muyum? Golf bile bana daha heyecanlı gelir herhalde. Bu kadar anlamsız bir maçtı. Oyun sistemi kapan. Galip gelebilir miydik? Evet. Müsabakanın sonlarına doğru galip gelebilirdik. Ama 2-3 tane de rakibin çok ciddi anlamda gol hamleleri var. Direkten dönen top var. Hemen 10 santim, 20 santimle direği sıyırarak giden top var. Ama bunun yanında da bizim de kaçırdığımız, özellikle Gökdeniz'in kafasını uzatamadığı net çok kısa mesafede net bir pozisyon var. Yani müsabakada toplam saysan 4 tane pozisyon var. Bunlar da karşılıklı 2'şer tane pozisyondur. Ama en önemlisi konusu şu, 4-5 haftadan beri yenilmiyoruz 6-0'dan sonra. Bu çok değerli. Başkan ötesinde bir abisini, bir kardeşini kaybeden oyuncu topluluğunun sahada çok ilkeli bir duruşu var. Bir inancı var. Hocalarına olan bir sevgi ve sempatisi var. Bunu sahaya yansıtmaları var. Bunlar artı değer. Bu ligde alınan bir puanın çok çok önemi var. Bu çok önemli. Çünkü 40-41 puan, 42 puan civarında olmasını tahmin ediyorum barajın. Ki ben düşmeye de inanmıyorum olacağını ama olsa bile o baraj oralarda. Bu takım mevcut kadrosuyla, eğer hocamız da bunu uygun görürse, Serdar Gürler geliyor, Bahadır geliyor. Kulübe birazcık daha zenginleşiyor. Şimdi başkandan duyduk, Podolski girebilir diye düşünüyordum çünkü ben 4-5 haftadır göremeyince. Drol döndü, onun, evet. Evet, Drol döndü. Dolayısıyla Antalya Spor sakatları transfer yaptı diye görmek lazım. Çok ihtiyaç duyulursa belki devre arasında işte kiralık gönderdiklerimizden bir iki tane genç geriye çağrılabilir. Sonuç, Antalya Spor'un aldığı ilk devre 25 puan bence çok değerli puandır. Bence artık işin ekonomisi ön plana çıkmıştır. İkincisi, artık Antalya Spor için para geçmiş dönemlerden, geçmiş aylardan çok daha önemli olacaktır. Çünkü parasal sıkıntı başladığı zaman transfere ayrılan bütçenin oyuncu maaşlarının ödenmesinde kullanılması çok daha anlamlı ve çok daha değerlidir. Şu anda aklıma gelen bu. İki, Mustafa Başkan'a da sorduğum soru, gitmeyi düşünen oyuncu var mı derken aklımda tabii birkaç oyuncu vardı. İyilerden bir Doğukan'a, Galatasaray'ın ilgisini okuyorduk son zamanlarda. Bu hafta kadroda göremeyince acaba böyle bir şey olabilir mi sorusu aklıma gelmişti. Ama bu soruların cevabını çok net bir şekilde aldık. Şu anda böyle bir görüntü sanki yok. Yavoviç'le ilgili düşüncemi de anlatmıştım.
İnşallah ligin ikinci yarısıyla beraber daha performansı düşük takımlara karşı oyun sistemimizde birazcık daha göze hoş gelen puansal rahatlamayla birlikte taktiksel çalışmaları sahaya yansıtırız diye düşünüyorum. Benim şu anda söylemek istediklerim bunlar. Erdal'a bırakmak istiyorum sözü. Evet. Söz tabii, size bundan sonra. Erdal abiyle bugün de konuştuk. Erdal abi her ne kadar oynanan futboldan memnun değil, büyük bir ihtimalle, değil mi abi? Aynı şeyleri mi söyleyeceksin? Bana söyleyeceksin, evet. Değil mi? Şimdi İhsan'cığım, sen belki yaş olarak yetişmedin ama biz İlhami ile çok iyi hatırlarız. Dünyanın en büyük boksörü vardı Muhammed Ali. Hem Müslüman olmasından hem de boksör kalitesinden biz onu sabaha karşı o zaman TRT tek kanaldı. Orada izlerdik. Ve Muhammed Ali'nin bir Joe Frazier'le yaptığı bir şampiyonluk maçı vardır. İlhami hatırlıyor musun o maçı? Tabii. Şampiyonluk maçı müsabakasında 7 round kum torbası gibi dayak yedi Muhammed Ali. Yani müdafada kaldı. Şeyini alıp, gardını alıp Joe Frazier'ın onun sağdan soldan karına, er tarafına kum torbası gibi dövdüğü, vurduğu bir maç izledik. Bir yandan da ne oluyor falan derken 7. round veya 8. round, şunu tam hatırlamıyorum, Muhammed Ali'nin birdenbire canlandığını ve kontratağa geçtiğini, Joe Frazier'ı yere serdiğini gördük ve şampiyon oldu. Şimdi Antalyaspor'un mevcut şu andaki oyun sistemi, oyun planı bana hep onu hatırlatıyor. Antalyaspor az önce İlhami de söyledi, 11 kişiyle, kaleciyle beraber 11 kişiyle topun arkasına geçip rakibine topla oynamayı, ondan kapacağı pozisyon toplarla da hızlı hücuma çıkmayı planlayan bir takım görüntüsünde. Tabii Ersun Hoca'nın bende bıraktığı intiba şu, az önce sevgili Mustafa ile de konuşurken aynı kanaate geldim tekrar. Ersun Hoca kırmızı çizgiye kadar bu takımı götürmek istiyor. Kırmızı çizgi nedir? Kırmızı çizgi düşme potasının üstü. Yani o da işin farkında. Çünkü buraya gelirken kendisine bir proje anlatılmış. Bu projenin başındaki insan istifa etmiş, gitmiş. Ve şimdi önünde bir yeni bir süreç var. Yeni bir yönetim, yeni bir başkan gelecek. Onlarla beraber yeni bir plan yapılacak. Dolayısıyla şu anda mevcut kadroyla yapabileceğinin, alabileceğinin en iyisini almayı planlıyor, düşünüyor. Onun için de ben şuna inanıyor muyum futbol adamı olarak? Bu takım daha efektif, daha kompakt, daha göze hoş gelen bir futbol oynayabilir mi? Oynayabilir. Hemen hemen Tamer Hoca'nın elindeki kadroyu böyle baktığınız 3 aşağı 5 yukarı aynı kadro. Tamer Hoca'nın elinde bu takımın oynadığı futbolu da biliyoruz. Ama her zaman söylüyorum, sonuçta at sahibine göre kişiliyor. Bugün başımızda Ersun Yanal var takımımızın başında. Son derece deneyimli. Türk futbolunun uzun yıllardır domine eden bir teknik direktörlerden bir tanesi. Dolayısıyla ona şu anda mevcut oynattığı futbolla ilgili göze hoş gelmese de Hatay maçından sonraki Antalyaspor'un, sen de söyledin insan, kırılma maçıdır. O maçtan sonraki Antalyaspor'un yenilmeyen bir takım hüviyetine büründüğünü de kabul edelim. Ancak ben Antalyaspor camiasının oynanan futboldan dolayı hem dostlarımdan hem arkadaşlarımdan edindiğim intiba çok memnun, memnun edici. Az önce İlhami de söyledi. Mecbur olmasam, Antalyasporlu olmasam oturup Antalyaspor'un maçını izlemem. Ki doğru, çok böyle insana zevk veren, karşılıklı gitgellerin yaşandığı Antalyaspor maçları izleyemiyoruz maalesef. Bu da seyir zevki olmadığı için Antalyaspor'un maçlarında. Ben bu sürecin kırmızı çizgiye kadar diye tabir ettiğim döneme kadar da devam edeceğini düşünüyorum. Az önce sevgili Mustafa ile başkanın, hocanın yaptığı konuşmadan da aldığım intiba o. Şimdi tabii maça gelince, maçın çok konuşulacak bir tarafı yok. İlhami Hakem konusunu söyledi. Doğru, Hakem suya sabuna dokunmadan son derece iyi bir maç yönetti. Ufak tefek hatalar her zaman olabilecek, hataların dışında. Takımların şeyini bozacak, birbirine dengesini bozacak, hiçbir hata yapmadı. Bu da genç bir hakem için takdir edilecek bir durum. Genel olarak baktığın zaman Antalyaspor'da esas
bizim hoşumuza giden konu. Biz hep sezon başından beri Antalyaspor'un mevcut kadrosunun birbirini tamamlayan bir takım olduğunu ama sakatlıklar ve cezalarla ki şimdiye kadar bu döneme kadar bu kadar ceza kırmızı kart sarı kart cezası olan bir takım hüviyetinde değildik. Bu sene özel bir durum oldu. Umarım son bu dönemde güzel bir gidişat var kartlar konusunda. Böyle de devam eder. Baktığım zaman kulübeye Veysel'in iyileşmesi, kulübede olması çok önemli. Yine çok önemli bir oyuncu Serdar Gürler'in ki benim çok beğendiğim bir oyuncudur. Antalyaspor için alındığı zaman da evet bir kumardır. Sakat çapraz bağları kopmuş bir oyuncuyu almak. Ama Antalyaspor bu kumarı oynadı ve Serdar'ın da yavaş yavaş döndüğünü gördük. Bu maçta da kısa da olsa süre aldı. Ben Serdar'ın Antalyaspor için çok önemli bir katkı yapacağını düşünüyorum ikinci devre özellikle. Kendi gerçek şeyini bulduktan sonra sağlık olarak iyi döndüğü takdirde ki inşallah da öyledir. Bahadır döndü. Kadromuzda bir genişleme, bir bench'te baktığınız zaman, kafanızı çevirdiğiniz zaman oyuna katkı verilecek oyuncu sayısının artması ki süreç az önce yine İlhami'nin bahsettiği gibi aynı kaldığı yerden devam ediyor. Yine iki maç, haftada iki maç süreci devam edecek. Dolayısıyla bu oyuncuların gelmesi, dönmesi bu süreçte Antalyaspor için bir katkı, bir avantaj. Yeni transferlerimiz bunlar diyebiliriz İlhami. Sana katılıyorum bu konuda. Onun için ben Antalyaspor'un transferini yine son derece güzel bir noktaya temas etti. Elinizdeki mevcut oyuncuların parasını vereceksiniz. Mevcut oyuncuları mutlu edeceksiniz. Onları iyi hazırlayacaksınız. Ve Antalyaspor şu dönemi bir şekilde geçecek. İyi bir yönetim 9 Şubat'ta iyi bir başkan, iyi bir yönetimle, yeni bir yönetimle, yeni bir ruh, yeni bir heyecanla ligin ikinci yarısına devam edecek diye düşünüyorum. Onun için oyuncularımıza da buradan yine seslenmek istiyorum. Sevgili Mustafa Başkan'ın da söylediği gibi. Tabii ki Ali Şafak Öztürk futbolcularla diyaloğu son derece iyi olan bir başkandı. Onları ailenin bir parçası olarak kabul etmişti. Ancak hepsi birer profesyonel. Antalyaspor önemli olan. Buradaki yedikleri formanın ağırlığı ve önemli olan o formayı taşıdıkları ruh onu hiçbir zaman kaybetmeyecekler. Sahada Ali Şafak Öztürk gider, o gider, bu gider, kim giderse gitsin isimler önemli değil ama Antalyaspor hep kalıcıdır. Antalyaspor daima kalacak. Dolayısıyla onlar bu profesyonelliği hiçbir zaman unutmamalı ve giydikleri formanın sonuna kadar hakkını vermeliler. Duygusallık futbolda bir yere kadar, bir yerden sonra tamamen giydikleri formaya konsantre olmaları gerekiyor. Ben bir abileri, büyükleri onlara bunu tavsiye ediyorum. Ve öyle yapacaklarını da düşünüyorum. Ya abi için İlhami de bahsetti. Oyundan çıkışı tabii ki bir tepkiydi. İlhami spor adamı, ben bir spor adamıyım. Bir oyuncunun o tepkiyi niye verdiğini, nasıl verdiğini bakarak anlarız, görüyoruz. Öyle bir koşarak direkt oyundan çıkması, hocaya merhaba demeden, alasmalık demeden, eline sıkmadan ondan sonra direkt soyunma odasına gitmesi. Ben bundan memnun değilim. Bu oyundan alınmadan memnun değilim görüntüsüydü. Ben Ersun Hoca'nın tecrübesiyle, deneyimleriyle bir şeyleri yakalayacağını, bunları çözeceğini düşünüyorum. O Ersun Hoca'nın çözebileceği, halledebileceği konular. Onun dışında fazla maçla ilgili zaten söylenecek bir şey yok. İlhami'nin de benim de ilave edeceğim bir şey yok. Alınan bir puan önemli. Şu anlamda önemli. Çünkü ligde önemli olan birer birer de olsa dışarıda deplasmanda puan toplamak çok önemli. Bu kırmızı çizgi dediğim bölüme kadar da herhalde Antalyaspor'u bu şekilde izlemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Evet. Yani o zaman ligin ilk yarısı değerlendirmesini yapacak olursak, İlham Hocam bu sene birkaç haftadır söylüyor hatta yani düşme olmayacağını ama 40 ya da 42 puan düşme hattı diyebiliriz. Yani 40 puanı bulacak rahat. Çünkü maç sayısı artınca değil mi? Maç sayısı artınca otomatikman baraj da yükseleceğini düşünürsek. Evet 3 maç arttı İhsan. Sayı değil mi? 17'de bitiyordu. Şimdi 20'de bitiyor. Hı hı. Demek ki yani 37'de geçen sene 36-37 barajdı.
Buna 6-7 puan daha etti. 40-42 puandır. Yani Antalya Spor için ben çok önemli bir tehlike görmüyorum. Eğer yönetim sıkıntısı olmazsa ve hocamız bu takımda kalırsa bizim ben 3-5 haftadan beri sürekli bunu söylüyorum. Bu takım her zaman ligin ilk 10 sırasında kendisine yer bulur. Ama Antalya Spor'un da gerçeği görmek lazım. Yani biz şampiyonluğa oynayacak bir kadroya sahip değiliz. Çok genç ve çok üst düzey tecrübeli oyuncular var. Ya yani anlatabiliyor muyum? Yani tam bir şey olmadı daha. Nuri bu maçta daha iyiydi değil mi? Diğer maçlara göre. Ama Nuri sadece bireysel gitmek istemiyorum bu maçta ama tabii ki Nuri geçen hafta da konuştum. Nuri 2-3 haftadan beri daha agresif, daha topa karşı hırçın, daha istekli. Yani daha böyle maçı isteyen havada oynuyor, daha arıyor. Yani bireysel anlamda onun için gitmek istemedim. Yani bireysel anlamda benim bu takımın içerisinde performansı en düşük oyuncu kim diye sorsalar tartışmasız Yahoviç'tirim. Ne çok defansa çok yardımcı olabildi, ne de forvette çok etkili olabildi. Ersun Yanal da bana göre son derece doğru bir tercihte bulundu. Çünkü maçın sıkıştı. İlhami, forvetler konusunda sana şöyle bir katkı yapayım. Yahoviç'in de Orgil'in de zaman zaman burada şey yapıyoruz ama oyun sistemine bakarsan, oyun ya sistemi forvetlerin yani oyun sistemi kime uygun biliyor musun İlhami? Hamilton uygun. Şu anda Hamilton, bizim oynadığımız oyun sistemi. Gökdeniz'e uygun. Tabii aynı sana onun için söylemeye çalışıyorum. Yani Orgil'den ileri ve geri gidip gelmesi için faydalanmıştı. Yahoviç daha biliyorsun tam fizik olarak hazır olmadığı için Yahoviç tercihini hoca yaparken Yahoviç'e bir güven vermek, bir itimat telkin etmek için bu şansı verdi ve yorulduğu anda da ki yorulmuştu. Sahada çünkü agresif tavırlar başlamıştı. Yani bence onu oyundan alıp daha taze bir güç olarak 68-70'ten sonra oyunu tutabilmek için Orgil tercihi çok doğruydu. Yani Yahoviç'in oradaki davranışını hiç ama hiç profesyonellerle yakıştıramadım. Yahoviç gibi deneyimli futbolcuya da yakıştıramadım ama takıma şöyle baktığım zaman takımda görevini Eren çok iyiydi. Ya yani takımda kötü yoktu. Yani herkes hocanın vermiş olduğu görevi mücadele ediyorlar evet. Mücadele yerine ediyorlar. Getirdi. Herkes Gökdeniz'den çok fazla şey bekliyor ama unutmayın arkadaş Gökdeniz bundan 5 ay önce 3. ligde top oynuyordu. Yani Gökdeniz'den bugün bir Cisse'nin, bugün bir ne bileyim daha üst düzeyde santraforların Abubakar'ın yaptığı hareketleri beklemeyin. Zamanla Gökdeniz bunları yapacak. Şu anda Gökdeniz hangi aşamaya girdi? Şu anda Gökdeniz gol pozisyonlarına artık daha fazla girmeye başladı. İnanıyorum ilerleyen haftalardan sonra Gökdeniz bunu skora da yansıtacak. Zaten Serdar Gürler geldiği zaman daha farklı bir takım hocanın evinde hamle tabii Doğukan'ımız var daha. Serdar Doğukan Gürler var. Evet yani Serdar Gürler var. Doğukan var. Yani belki iyi bir Podolski'den bir yarım saat faydalanmayı düşünecek. Bir değerine faydalanmayı düşünecek. Falan falan yani elimizde bu oyuncular var. İlk devre sözün özü Erdal'la aynı fikirdeyiz. 25 puan. Tabii ki gönül isterdi ki 35 puan alalım ama 25 puan hiç de küçümsenecek bir rakam değildir. Eldeki sakatlara, cezalılara, yaşanılan tüm krizlere rağmen 25 puan iyi puandır. Antalya Spor ah vah yapılacak bir noktada değildir. Kesinlikle katılıyorum. Antalya Spor 38-40 puanları gelinceye kadar nasıl oynayacaktır? Oyun şablonunu değiştirmeden puan üzerine puanlar koyma üzerine oynayacaktır. Ancak belki son 3-4 haftada, 5 haftada deneyim kazandıkça kazanmaya yönelik daha çok risk alacaktır diye düşünüyorum İhsan. İhsan 10.45. Sendeyiz. Evet. Yani yavaş yavaş diyorsun ki İlham Hocam. kışa geçince doğru. Yani 11 biraz evet. Geç saat oluyor. Ben de erken yatan bir insanım. Benim de işin gerçeği yani uykum gelmiyor yok, değil tabii yok. Ki. Ama bugün neşeliyiz. Neden neşeliyiz? Sevgili Mustafa bizi rahatlattı. Ben kendi adıma bugün daha rahat uyuyacağım. En azından sorduğum sorulara bizi verdiği yanıtlarla çok rahatlattı. Onun için kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum katkılarından programa katılıp bizleri bilgilendirdiği için. Bu anlamda altımızdaki takıma yenilmedik Erdal. Yani tabii. Ciddi anlamda bizim
hem tribünlerimizin rakibi hem sahada rakibimiz. Yani Konya, Antalya'nın hakikaten ciddi bir problemli rakibiydi yani. Konya'da bir çok sıkıntılı süreçler yaşadık. Yani aynen. Yenilmemek çok değerliydi. Onun için de mutluyuz yani. İlhami onlar da bir sıkıntılı süreç yaşıyor bu ara. Hem İsmail Hoca hem takımı bir süreç yaşıyordu. Onların da bir çıkış maçı olarak baktıkları bir maçtı. Dolayısıyla oradan gelen bir puan da önemli. Onun altını çizmemiz lazım. Aynen kesinlikle. Lütfen. Kesinlikle. Yani açıkçası ben de taraftarların genelde bana gelen telefonların %90'ı transferle alakalı olduğu için ben hep şunu söylüyorum. Transfere çok fazla takılmayın. Böyle bir dönemde transfer yapmaktan ziyade bence yapmamak, hatta altyapıdan genç oyunculara şans tanımak çok daha faydalı, çok daha önemli. Çünkü baktığımızda mesela işte bir Bursaspor örneği var önümüzde. Çok genç bir takım. Mecburiyetten bu hale gelmiş olsa bile nihayetinde ciddi paralar kazanacaklar bu gençler. Ancak böyle şans bulabiliyorlar. Yani ülkemizdeki sistemsizlik ne yazık ki bu hale döndü. Bir şey söyleyeyim. İhsan'cığım, ayrıca Antalyaspor'un elinde potansiyel çok iyi bir, yani izlediğimiz zaman bize ümit veren aynen. Çok değerli oyuncular da var. Çok. Mesela Umar var. Yani çok. Girdiği zaman, oynadığı zaman Bursa maçını da izledim. Gayet iyi. Aynı şekilde Ali'ye sakat olmasına Ali Eren. Oynayan, Ali Eren. Mert, o çocuk da potansiyel. Mert. Yani Antalya Spor'un baktığın zaman böyle bir potansiyel kabiliyeti yüksek oyunculara sahip olduğunu da görüyoruz. Yani oyuncuların da özellikle demin benim üstüne basarak söyledim. Ersun Hoca'nın kırmızı çizgi dediğim yere kadar zaman zaman yer bulacaklarını ve ondan sonra sürekli değerlendirileceklerini düşünüyorum. Aynen. Ben de aynı fikirdeyim. İnşallah da öyle olur. Ama İlham Hocam'ın da sözüne katılıyorum. Sezon sonuna kadar şu an Hatay maçından sonra ezberlenmiş bir oyun var artık. Muhtemelen Ersun Hoca'nın oyun planı artık bu olacak. Buna alışmamız gerekiyor. Nasıl ki Atletico Madrid maçlarında Simeone'nin oyun planına alıştıysak ve artık izliyorsak o takımı, keyif veren futbol olmasa bile izliyorsak, Antalyaspor'un da oyun planı bu olacağını ben de düşünüyorum. Ama sevgili İhsan, önümüzdeki maçlarda artık Antalya ile maç yapan takımlar mutlaka Antalyaspor'un oyun şablonuna göre daha farklı taktiksel çalışmalar içerisine girebilirler. Hı-hı. Bu tür oynamanın bir tek handikapı şudur. Eğer erken yediğiniz bir gol olursa yine sürpresi olunacak maçları da yaşayabiliriz. Dolayısıyla her şeye hazırlıklı olmalıyız. Ama bu şu demektir ki biz bu takıma güveniyoruz. Hocamıza çok ciddi anlamda güveniyoruz. Yani enseyi karartmanın hiç anlamı yok. Antalya Spor iyi yolda. İnşallah yönetim problemini de ayın 9'una kadar çözeriz. Şubat ayından sonra çok daha ileriye bakabilecek bir sürece geliriz. Antalya Spor'un geleceği şu anda 7-8 tane futbolcusu kiralık. Bodrum Spor'da oynayan topçular var. 5-6 tanesi sürekli olarak süre alıyorlar, dakika alıyorlar. İşte bir gördünüz nasıl bize üçüncülükten geldiyse oradan da geriye dönecek oyuncular olacaktır mutlaka. İnanın güzel günler gelecek diye düşünüyorum. Ben de. Evet. O zaman Erdal abi, İlham hocam son sözleri alalım. Çünkü artık kapatma zamanımız da geldi programı. Son sözleri alalım sonra veda edelim. Ben Erdal... Sen tabii. Bağla, sonra söyledim. Evet. Yo, söyle İlhamcığım, söyle devam. Ya ben herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün çok keyifli bir program yaptık. Sağ olsun bugün iki günden beri sevgili Mustafa Başkan'a rica etmiştim. Beni kırmadı, Spor Aktif ekibini kırmadı. Biliyorsunuz biz epeyden beri Antalya Spor yönetimlerini ağırlamak için çok çeşitli çağrılar yapmıştık. Sevgili Melih Beken geçen hafta bizi kırmayarak gelmişti. Önümüzdeki programlarda da yine altyapı ile ilgili hocalarımızı buraya alacağız. İnşallah yeni olacak yönetimlerle ilgili gelecek hafta bizi izleyen taraftarlarımıza, Büyük Antalya Spor taraftarlarına inşallah çok daha güzel, çok daha umut dolu isimleri konuşulacağı bir program sunmak için bugünden itibaren çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben sevgili arkadaşım Erdal'a ve çok büyük özveriyle bize destek veren, bizi toparlayan İhsan'a teşekkür ediyorum. Ayrıca bugün rejide çok
güzel işler yaptı. Arkadaşımıza da çok teşekkür etmek istiyorum. İyi akşamlar diliyorum. Evet Erdal abi. Evet İhsan'cığım, İlhamet'den sonra ben de bir toparlayayım. Bir kere her şeyden önce Antalyaspor'un sahipsiz olmadığını, Antalyaspor'a sahip çıkan Antalya gerçek manada her zaman birilerinin çıkacağını burada beyan ettik, her zaman söyledik. Bu sözümüz yerde kalmadı. Bu akşam çok rahatlattı camiayı sevgili Mustafa. Bir kez daha söyleyeyim. Ben Antalya'nın en büyük markası Antalyaspor'un her zaman bu gibi durumlarda yine bizlerin Antalyaspor'a sahip çıkacak her zaman yanında olduğumuzu belirttiğimiz bir şekilde yine yanındayız. Elimizden ne gelirse destek vermeye hazırız. Bir kere şunu net bir şekilde söyleyeyim. İlhami'nin güzel bir lafı var. Asla ve asla enseyi karartmayacağız. Biz önümüze evet. Sanıyorum Erdal abi de bir sıkıntı evet, oldu yayında. Artık önümüzdeki hafta devam etsin Erdal abi de evet. Sözlerine öyle yapalım. Ben evet, her ikisine de evet İlhami hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Erdal abi de sesimizi duyuyorsa buradan kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Bu haftalık programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.